bugün içeride adliyede mahkeme heyetine bana atılan iftiranın gerçek olmadığını anlatma şansına kavuştum. Bundan dolayı gerçekten mutluyum. Tane tane anlatacağım kendilerine. Bu işin bir medya ifade özgürlüğü davası olduğunu, halkın haber alma özgürlüğü davası olduğunu, bundan ibaret olduğunu tane tane anlatacağım. Şükür ki burada adliyenin önünde sizlerin karşısında para sıfırlamak suçlamasıyla bulunmuyorum. Ya da bir terör tarikatını devlete egemen kıldığım, imamın ordusunu darbeye teşvik ettiğim suçlamasıyla da karşınızda değilim. Ya da bir terör örgütüyle pazarlık yapıp memleketi cehennem yerine çevirmekle de suçlanmıyorum. Suçlandığım konu doğru bir haberdir. Bu doğru haberin yazılması için, basılması için, yayılması için ne bedel gerekiyorsa siyasi olarak bu bedeli ödemeye de hazırım. Bir gözlemci olarak başladım bu sürece. Sanık olarak Erdem Gül'le beraber yargılanıyoruz. Can Dündar'la beraber yargılanıyoruz, malumunuz. İlk duruşma ile ikinci duruşmam arasındaki 55 gün içinde 3 kişilik mahkeme heyetinin tamamı değişti. Başkan dahil. Başka bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Dolayısıyla bu sabah geldiğimizde savcılık mütalasını okumaya tenezzül dahi etmedim. Çok açık söylüyorum. Tenezzül dahi etmedim. Çünkü bu mahkeme heyetinden zaten başka bir şey beklemenin de alemi yoktu. Bir ince detay var, sadece ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Meclise gönderilen fezlekeyle şu anda benim yargılandığım madde değişti. Bakın, daha HSYK'nın tamamını atama yetkisini almadan iki duruşma arasında bir mahkeme heyetinin tamamını değiştirip kendi çağırdığı tanığı dinlemeye gerek duymadan, müdafaanın yani savunmanın topladığı delilleri dinlemeye tenezzül etmeden müebbetle yargılamak üzere bir mütalaa yazan hukuk sistemine dünyanın neresine ne denir? Sizin takdirlerinize bırakıyorum. Bir de bu iş HSYK'nın tamamını atamaya gelince daha neler yaşarız bu adliyede 2 ay sonra, 4 ay sonra? Ne olur, bizi dinleyen varsa eğer, milletvekili olsun, seçmen olsun, bu yaşadığımız süreçte neye karar verildiğinin iyi bir örneğidir bu mahkeme. Bu bir medya davasıdır arkadaşlar. Ne casusluğu, ne silahlı örgütü. Şaka mı yapıyorsunuz ya siz? Direkt bize Silivri'de koğuşumuzu ayarlasınlar. Oraya gidelim. Yanlış anlamayın. Yani ben bedel ödemekten kaçıyor değilim. Kaçıyorsam burada olmam zaten. Şimdi izninizle ben... Şu tarafa doğru bir de çıkalım.